Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Sayın Nevzat Tarhan Bey'in Fethullah Gülen hareketiyle Risale-i Nur hizmeti e, dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri'nin e, bu asırdaki Kur'an hizmeti arasında zerre kadar manevi olarak da alakalı olmadığını 17 maddeyle izah edeceğini söylemiştik. Fakat ben o 17 maddeye bazı müdahalelerde bulundum. Üslup e, biraz benim üslubum oldu. Yani değişiklikler şahsıma ait. Nevzat Bey'in o 17 maddesini sosyal medyada bulabilirsiniz. Ben de kendi o 17 maddeyi buraya koyacağım. Şimdi başlayalım. Risale-i Nur, birinci olarak Risale-i Nur hizmeti kitap merkezdedir. Yani Risale-i Nur talebeleri Risale-i Nur eserlerinde Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu asırdaki bu asra bakan tefsiri olması münasebetiyle manevi ihtiyaçlarını oradan karşılarlar, Oraya müracaat ederler. Fetullah Gülen hareketi ise şahıs merkezlidir. Gülen ne dediyse o olur. İkincisi Bediüzzaman Hazretleri kendisine ulu kişi, kutsal kişi dedirtecek söylemlere şiddetle karşı çıkmış, şahsi keramet olarak anlaşılabilecek davranışlardan kaçınmış, kitaplarındaki tevafukla yetinmiş, mezarının bile gizli olmasını vasiyet etmiştir. Tarihçi hayatını bilenlere malumdur. zaman Hazretleri 750 sayfalık büyük eserinde Risale-i Nur külliyatından olarak bahsedilen, yazılan tarihçi hayatında 3 tane, ikisi aynı olmak üzere 3 tane karametinden bahsedilmiştir. Genel olarak tarihçi hayatı fikri olarak bu zat kimdir, davası nedir diye anlatılmıştır yani, anlatılır. Fethullah Gülen ise kendisinin yüksek manevi makamlardan ilahi mesajlar aldığını söyleyen takipçilerine sessiz kalarak bunu desteklemiş ve onaylamıştır. Takipçiler arasında yaygın olarak söylenen her perşembe Hazreti Peygamber'le görüştüğü iddiasını resmen yalanlamamışlar. Şimdi artık ne Peygamber Efendimiz kaldı, ne Kur'an-ı şan kaldı, ne Cebrail Aleyhisselam kaldı da hepsini kat etti, attı zaten. Buna dair ileride bunun izahı ispatı da kendi ağzından söylemleriyle izah ispat edilecek. Üçüncüsü ve zaman kendisini idamla yargılayan, aleyhinde garasker raporlar veren Afyon savcısının 3 yaşındaki çocuğunu gördüğünde o zata bedduadan vazgeçmiştir. Gülen ise malumunuz kamera önünde bedduaya başvurmuş ve bunun yayınlanmasına da izin vermiştir. Dördüncüsü, Bediüzzaman ömründe mukabelesiz hiçbir hediye almamış, yaptığı hizmeti mali karşılığı tahvil etmemiştir, dönüştürmemiştir. Risale-i Nur hizmetini hiçbir şekilde maddi hatta manevi işlerine alet etmemiş, karıştırmamış, kendi telifi olan Risale-i Nur eserlerini bile parasıyla almış, talebelerini de Risale-i Nur hizmetini ne maddi ne manevi hiçbir şeye alet etmemelerini şiddetle tembih etmiştir, tavsiyede bulunmuştur, ihtar etmiştir. Gülen hareketi ise malumunuz bankasından okullar ve dershanelerine varıncaya kadar büyük bir sermaye grubu oluşturmuştur. Beşinci fark başlangıcı Osmanlı dönemine dayanan Risale-i Nur hizmetinin üç ana ayağı vardır. Birincisi iman hakikatleri ile ilgili kitapları temelini oluşturur. Yani Risale-i Nur hizmeti dediğimiz zaman bu asırda iman hizmetidir. Ön i̇man olarak imanın ve İslamiyetin esaslarından bahseder. İkinci olarak lahike hakkupları dediğimiz okuduğumuz iman hakikatlerinin hayatımızda tatbikatını anlatan eserleridir. ki bir nevi usul kitabıdır adeta. Usul eğitimi kitabıdır ve sosyal konularda e, rehberlik örnekleridir talebeleri için üçüncü olarak müdafalar vardır müdafalarla ilgili kitapları ise saldırılara karşı zailahi dairesinde nasıl mukabele edileceği anlatılır genel itibariyle peki gülen hareketi nasıl gülen hareketi Risale-i Nur hizmeti içinde başlayarak Risale-i Nur eserlerinden faydalanmış ancak 1970'li yıllarda yani 1974'ten sonra birlikte hizmette yıllarla birlikte 1974'ten sonra hizmette farklı metot uygulamıştır. İkinci ve üçüncü şıklarla ölçü kesinlikle almamıştır. Bu bilinen bir şeydir. Allah razı olsun Sayın Nazat Bey bunu maddeleştirmiş. Altıncısı Bediüzzaman Hazretleri nur talebesi nurcu sözünü açıklıkla kullanıp tanımlarken Gülen Hareketi yüksek sesle Bediüzzaman ve Risale-i Nur tanımlamalarından kaçılmış ve sürekli Fethullah Gülen'i ön plana tutmuştur. Burada Sayın Abdülkadir Selvi Bey'in şu sözünü eklemek istiyorum. Fethullah Gülen Bediüzzaman Said Dursid'in Risale-i Nur külliyatından beslendi. Ancak Bediüzzaman'ın ismini vermekten kaçındı. Hazreti Pir veya bu da benim duyduğum Piri Mugan gibi ve benzeri acip tabirler, isimler kullanarak üstünü örttü. Kendi ismini ön plana çıkardı. Bu malum olan şeylerdir. Yedincisi Bediüzzaman eserlerinin hayatında Türkçe harf karakteriyle bastırmış. Ancak açıklayıcı ve sadeleştirici metin değişikliğini istememiştir ki bu her müellifin veya sanatkarın tabii hakkıdır. Kimse karışamaz, hesap soramaz, hiçbir şekilde müdahale edemez. İstediğim gibi tasarruf ederim. Kimse karışamaz buna. Ama bunun manende, de izahatı yapılmıştır. O da ayrı bir mevzudur. Gülen hareketi ise sadeleştirmeyi orijinali yerine geçecek biçimde yaparak basımı ne gerçekleştirmiş? Varislerinin muhalefetine ve fikri telif haklarının müsaade etmemesine rağmen Risale-i Nur eserlerinden temel yapısıyla oynamıştır. Sekizincisi, Gülen hareketi Bediüzzaman'ı vazifesini tamamlamış bir din büyüğü olarak görmüştür. Hakiki Nur talebeleri ise Bediüzzaman'ın eserlerine bağlılığını yeterli görerek sadakatlerini devam ettirmişlerdir ve ettirmeye de devam ediyorlar. Dokuzuncusu, Risale-i Nur'un sadık talebeleri aktif siyasete mesafeli olmuşlar, cemaat adına devlet talebi ve siyasi talepte bulunmama ilkesine, ilkesinde hassasiyet göstermişler ve zaman ve yakın talebeleri siyasete girmek isteyen kişilere sadece kendileri adına gir, girmeleri yönünde telkinde bulunmuşlardır. Siyasetle ilişkilerini ise fikir ve görüş verme sınırları içinde tutmuşlardır. Dini değerlerin canlanmasına ortam hazırlama kapasitesindeki her siyasi hareketi desteklemişlerdir. Kısaca dinsizliğe karşı genel yapı olarak en kuvvetli İslam karşıtı olmayan siyasi partiyi tercih etmişlerdir. Gülen hareketi ise hiyerarşik bir yapılanma içinde aşırı büyüme arzusu ile kendinden olanı liyakata bakmaksızın tercih eden bir kadrolaşmaya girmiş, devleti yönetmeye talip olmuş. Malum bu sebepten de PD, PD denildi. Onuncusu Bediüzzaman Hazretleri'nin metodu üzere gidenler açıklık ve şeffaflıktan çekinmemiş, gizli servislerin elemanı olduğunu bildikleri kişilere bile kapılarını açmışlardır. Ta zaman hazretlerinden beri bu böyledir yani. Açık grup olmaya özen gösteren Bediüzzaman'ın tersine Gülen Hareketi ise özel güvenlik alanları oluşturup kapalı bir grup olmuştur. 11. madde Gülen'le Bediüzzaman farkını anlatıyoruz manevi olarak. Bediüzzaman eserlerinde ve yaşayışında doğruluk, yalan söylememek gibi ilkelerden hiç vazgeçmemiş, hatta idamla yargılanır, yargılanırken bile dahi yalana başvurmamışlar. En büyük hile hilesizliktir sözü meşhurdur. Gülen hareketi ise faydacı ve fırsatçı denilebilecek güven vermeyen yöntemleri normalmiş gibi göstermiş. Zengin, şöhret ve başarı tutkunluğuyla ayrımcılık yapmışlar. Aleni yalan, iftira, şantaj ve benzeri rezil şeyler yaptıkları artık bugün gün gibi aşikardır. 12. olarak Bediüzzaman Hazretleri hayatının hiçbir döneminde güç odaklarıyla pazarlık iması dahi olabilecek davranışlara girmemiş, 28 yıl sürgün yaşadığı ve 21 defa zehirlendiği halde Türkiye'yi terk etmemiştir. Gülense yine malumunuz 28 Şubat 1997'den beri yurt dışında kalmaya devam etmekte, din düşmanlarıyla paralel söylem ve duruş gösterdiği de artık yine gündüz gibi ortadadır. Parantez açalım. Din düşmanları diyorum. Din cami bir kavram olduğu için her şey için aldığı için yani din düşmanı demek vatan, millet, namus, bayrak ve benzeri hepsini içine giriyor. Bu videomuz burada bitti. Geri kalanını diğer videomuzda devam edelim. Allah'a emanet olun.